da sinema sektörünün duayeni sayılır. Evet, 20 yıldır. Şimdi imkansızlıklar içinde film çekenler oluyor. Bizim ülkede de genelde. Evet, şimdi adam canavarı veya o karakteri gösteremiyor veya işte gösteriyor. Gulyabani hatırlıyorsun. Ha. Ne yapıyor? Canavarın gözüne geçiyor, kamerayı sallıyor, mallıyor. Onu gözünden izliyoruz yani. Bence bu da kötüdür. Kötü korku filmini gösteriyor yani. Canavarı gösteremiyor. Doğru. Canavarın gösterinden bana kaçan kurbanı gösteriyor. Aslında bu şey olur. Bir de böyle şey, canavar bir de canavar bulanık gösteriyor. Hani çünkü... Evet. Ya zaten abi... Onun gözünden geliyor yani. Şimdi abi öyle bir gösteriyor ki kamera sallanıyor, karanlık. Zaten bir şey izleyemiyorum ki. Abi zaten amaç o, göstermemek yani. Mümkün olduğu kadar göstermek istersin. O zaman ses ver, kap karanlık öbek. Şeyin Game of Thrones'un... Ama orada ne oluyor biliyor musun mesela? Adam kovaladı, yakaladı mı? Sonra da yere mi düştü, bir şey mi oldu falan? Yani ya paranormal aktivite gibi mesela o... Ya o ses basalım yani, bir film ya. İşte ya da mesela kendi kamerasıyla hani çekiyor, gençler bir yere gidiyor. Kendi kameralarıyla mesela film gidiyor. Abi tamamen düşük maliyetli. En güzel görüntüler. Para yok. Para yok. Sen ne yapacağız? Kamera bir şey yok. Hani nasıl çekiyor? Sadece gizli kamera koymuşlar ya da işte... Nasıl bir şey yani? Müthiş, öbür türlü ışık geliyor. Işıklar, bilmem ne, kamera, bir sürü ekip bir geliyor. Bir tane eski bir 10 kişilik film çekiyor. Türk korku filmi vardı böyle. Kızın içine şeytan girmişti. Merdivenlerden böyle ters kaçıyordu. Film ismi şey. Bilmiyorum değil mi? Başlığındaki adam kimdi ya? O eski filmi diyorsun değil mi? Kadının yatakta kafası dönüyor böyle. Aynen, o aynen. O efsane film. İşte bak ben onu izlemiyorum. Ben diyorsun sana. O tam o kafa dönerken ben televizyonu kapattım. Ve size bir şey söyleyeyim. Yıktım ya, televizyonu kapattım. Hadi herkes arkadaşlar en çok korktuğu, ilk korktuğu film yani. Hatırlayabildiği ilk korktuğu filmi söylesin. Benim yeğenim diyeceksin ama Terminator 1 arkadaşlar. Çocuktu. 7 yaşındaydım abi ya. Full yandı. İskelet ortaya çıktı o. Kapıya omuz atıyor ya. Çok iyice be. Kaçmaya çalışıyor. Orada yani çocuk olarak korkmuştum. Çok. Beni de Terminator 2'deki kamyonun tırın kovalama sahnesi vardı. Hatırlar mısın abi Terminator 2'de? O mu ilk korktun sen? Ya. İlk korktun hatırlayabildin. Hey, beni böyle benim cezbetmişti. Televizyonu da atıyorsun yani. Hakikaten ilk korktuğu Emanuel'dir. Benim bizim çocukluğumuz diyecekler ki 90'lı kuşaklar evet diyecek. Bak bu doğru söylüyor. Chucky'dir. Aa doğru. Yani Chucky bizim kuşağımızın en iyi korku günü. Ben hiç izlemedim. Annem bana ben... En sokağa kendisine çok korkmuştu. Yani, tabii o da şey. Annem bebekten mi korkmuştu? Hatta hatırlıyorum abimler izlemişti. O pazar gecesi sineması var ya. İşte parlament pazar gecesi sineması orada yayınlanmıştı. Bayağı bildiğim üstü abimlerle beraber yorgan altından böyle izlemeye çalışıyorum korkarak. İlk korktuğum filmi oldu. Ya benim o filmlerde en çok şey dikkatimi çekiyor. Mesela korku filmi. Genel çok duruyor. Kötü korku filmi değil yani. Genel korku filmlerinin şeyidir bu ya. Ya yani nerede böyle bir içeriden ışık gelen, işte gürültü bir ses gelen bir yer var, kapı, mağara falan. Kurban oraya girer değil mi? Ya niye giriyorsun abi ya? Çünkü neden? Senaryo öyle abi. Abi senaryo öyle de bir süre sonra bu şeyini kaybetmiyorum yani ben sıkılıyorum. Veya şu olur mu? İzlersin. Korku filmidir işte bu. Adam son ses müzik izler ya bağırırsın ya arkanda be arkanda. Ama işte takdir ilahi abi. Böyle okunarsın da sen onu şey yapamazsın. Hayır ona bir şey yapamazsın da öbürü de yaparsın ya. Sıradan abi sürekli o kapıdan içeri girecek. İlla ya kötü korku filmi. Bu biraz da bu. Ama belki aslında korkularımızın üzerine gitmek değil mi arkadaşlar? Tabii üzerine gidiyorlar. Özellikle. Doğru. Yani felsefe ya. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Ben o mesela o karakterin yerine kendimi koydum da mesela örnek veriyorum. Gece mesela bir ses duydum. Bir çıtırtı duydum. Gidiyorsun bütün abi. Evi dolaşırım abi. Yani dolaşıyorsun abi yani. Ben işte, ağzına verip bütün evi dolaşırım. Ya yani şimdi mesela o anda yayında ilk ama şöyle bir şey var. O sese gelene kadar bazı başka şeyler yaşadıysam. Hani mesela filmin ilk dakikaları ses geldi. Adamın karakterin oraya gitmesi normal mi abi? Değil. Ama filmin ilk dakikası. Normal abi. Ha normalde değil. Abi belki mutfak yapar ya. Hayır bizde var. Bizim ya o. Bizim de bizim İskoçya'da. Belki ocakta yemeği unuttun onun sesi. Ha o ses tamam. Bir ses var abi. Hayır, şimdi bir şey söyle. İçeriden çığlık geliyorsa gitmem ama. Bak şimdi. Ya abi. Ama nasıl gitmesin ya? Orada yardıma ihtiyacı olan bir insan var. Ben de başka kimse yok. Ya eşinim vardı annenim vardı. Nasıl gitmem abi. Yalnızım. Beyler karşılık vereceksin. Sese karşılık vereceksin. Bastıracaksın. Ama bak şunu söylüyorum. İçeride ses duyuyorsun. Yani, bağırarak içeri gideceksin. Gelen cile sendir bağırma. Evet bağırarak içeri gideceksin. Müthiş bir yöntem var. Ben de sana bağırıyorum. Şeytana bağırarak. İlerliyorum. Hani dese ki kardeşim dua okurum ette yok. Ayet-i kürsü sersemletirim yok ya. Bağırırım. Bağırma şu abi. Ben direkt kaçarım. Sesimi duyan var mı? Ben direkt giderim. Bir şey olsun Allah korusun abi. Direkt kaçarım. Bak ben de bir söyleyeyim. Bağırarak kaçarım. Al işte. Ben korkuyorum. Bu ne yaman çelişki ya? Neden? Kendi diyor ki sese giderim, sesten uzaklaşır. Aslında tuzağa gidiyor. Sese git. Tuzağa gidiyor aynı şey. Orada teybi açmıştır abi. Şey istemedim ya, karbonat ya bu. Anladım o kadar. Doğru. Ben devam edeyim. Bak ilkinde ne diyordum? İlk sese gidersin. Belki korkmazsın. Ama mesela onun öncesini koyuyorum şimdi. Mesela Cenab-ı'nın anlattığı mevzu vardı. Kadın her gece gelip dövüyormuş. Değil mi? Daha akıl almadığını düşün. Daha sopa olayı yok. Abi mesela örnek veriyorum. O olayları yaşıyorum her gece.
Mesela bazen daha demin anlattığım gibi aynada o kadını görüyorum bir anda arkada filan. Öyle görüyorum, içeriden bir ses gitmem. Dark dizisinde mesela mağaraya giriyorlar ya. Evet. Ya oraya girmem ama o da ya abi. Misafir odamdan ses geliyor, niye gitmeyeyim abi? Abi bak şey öncesi var, öncesi var. Misafir gece gelip seni dövüyorsun bak bu ya. Öncesi var. Giderim abi.